Konsol oyun ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Bu senenin büyük heyecanla beklenen araba araçlarından birisi değil. Gran Turismo'yu bekleyen bir kitle vardır belki ama e, Need for Speed Payback için bekleyen bir kitle bekleyen araba var Hangisi mi? var ki artık? Yani beklenen, Gerçekten böyle beklenen heyecanla böyle oh çıksa da oynasak falan diye. Need for Speed o özelliği yaklaşık bir 5-6 sene önce kaybetti. Kaybetti yani. o evet. O tarz bir oyun olma özelliği. Birkaç farklı şey denedi vesaire ama tabi burada bizi Need for Speed'de en çok heyecanlandıran şey ee, muhakkak yeni bir hikayeye sahip olması. Hikaye üzerinden gidiyor olması arkadaşlar. Farklı bir şey denemeye çalışıyorlar. Randa denediler. Pek başarılı olamadılar. Bu sefer Payback'le denemeye çalışıyorlar. Hızlı ve öfkelinin araba yarışı olma yolunda uygun adımlarla ilerliyor. Ya da emin araba adımlarla ilerliyor. Araba yarışı yoksa uygunlu. araba aksiyonu mu desek bilemedim doğrusu. Evet araba aksiyonu desek daha doğru olur. Need for Speed Payback için de yeni bir e, kişiselleştirme videosu yayınlandı. Bu kez sadece arabanın e, ana aksanını değil her bir parçasını ayrı ayrı değiştirebileceksiniz diyor ama nerede o undergrounddaki neon ışıklı değişiklikler, nerede o pembe jantlar diyorum. Şey Tabii ilginç... o tarz değişiklikler yok. Şey bana çok ilginç geliyor. Underground 2'yi e, ben sanıyorum oynamıştım. Çok fazla değil ama göz atmıştım. Wanted'ı bitirdikten sonra hani böyle bir sanki bu türü ben biraz oynayabilirim belki falan diye düşünerek bir Underground'a göz attığımı hatırlıyorum. Underground'daki modifikasyon sonraki çıkan oyunlarda Most bile yoktu. Yani Most Wanted'da benim en çok keyif aldığım şeylerden bir tanesiydi modifikasyon. Ne kadar yani senaryosu için oynuyordum aslında oyunu ama modifikasyon kısmı en çok zaman ayırdığım, en çok böyle sürekli hani her yarıştan sonra oturup bakalım yeni ne açtım, şunu işte satın alabiliyor muyum, bunu satın alabiliyor muyum, bakayım falan tarzı. Bayağı zaman geçirdim şeydi. Underground modifikasyon çok daha detaylıydı ama. Yani o spoiler'ı taktıktan mesela ne kadar uzun, ne kadar kısa, ne kadar uzunluğunu, kısalığını yukarı doğru şey genişliğini bilmem neyse, her haltına ayarlayabiliyordun. Underground'ın o konuda harbiden modifikasyon konusunda çok 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 üzerine zaman ayrılmış bir oyundu. Burada gösterdikleri şey hani bu oyunda sadece işte şundan ibaret olmayacak falan diyor. Dört tane modifikasyon seçeneği var orada bir sadece. Da, evet e, bunun yanı sıra sadece kozmetik olarak değil e, arabanın kendi aksanları, kendi içindeki ile yapacağımız değişikliklerden sonra... E, aracın performansında da Hı -hı. oluşan değişiklikleri gösteriyor arkadaşlar adeta bir RPG oyununda karakterin zırhını değiştirdiğinde ortaya Hı -hı. çıkan artılar eksiler gibi tabi e, senin de dediğin gibi bir önceki oyunda da bu arada bu tarz e, tanıtımlar yaptılar bakın işte şunu da değiştireceksin şöyle de olacak böyle olacak diye günün sonunda bir de reboottu Hı -hı. hani baştan alıyoruz Need for Speed'i falan for dedi speed yani şey var bir de EA Games Need for Speed özel Ghost Team mi Ghost Studios mu ne ben yani tamamen ayrı bir oyun stüdyosu kurdu yani Need for Speedle uğraşan bir e, ekip var ama o ekibin şu ana kadar yaptığı işlerde gerçi bir ilk Need for Speed'i gördük reboot olarak onların elinden ama e, yeni olarak Payback'i göreceğiz neler olacak bilmiyorum ama bunun dışında ben e, ya yani ne kadar PlayStation 4'te olmasa da PC ve P Xbox One platformunda Forza Horizon serisini tek geçiyorum hmm. yani e, benim şahsi tavsiyem alabiliyorsanız Horizon 3'ü falan e, alın oynayın arkadaşlar. Tabi Steam'de olmaması vesaire e, bir handikap olsa da bir eksi gibi gözükse de e, şeyi de bayağı düzelttiler bildiğim kadarıyla bu sefer. Windows 10 ile birlikte oradaki oyun marketinde hmm. biraz daha elini yüzünü düzelttiler. Games for Windows Live gibi değil diyebiliyorum. Benim favorim hala Forza Horizon serisi. Senin de keyif alabileceğim bir seri aslında. Çünkü oyun mekaniği olarak e, arcade'e yakın bir e, performans sergilerken İstediğin zaman oyunun ayarlarında yaptığın değişikliklerle simülasyona doğru kaydırabiliyorsun oyunu. Hmm. Çok geniş bir seçenek sunuyor onda. Bu büyük ihtimalle bu ta, bu oyunda da vardır ama bu kadar detaylı olacağını düşünmüyorum. Ben e, beni tek heyecanlandıran şey başta da söylediğim gibi randa olduğu gibi bir hikayeye sahip olması. Hmm. Tabi bu hikayenin ne kadar sürükleyici olacağı bir soru işareti. Arabanın yani, dışına çıkarak bir şeyler yapacak mıyız? Yok sanmıyorum arabanın çıkar dışına çıkarak bir, bir şey anda ama. randa çıkıp koşuyorduk falan ya, böyle. Quick time event onlar. Hmm. Ama bunda e... Tam, tamamen araba içinde olacağız gibi geliyor bana gördüğüm şeylerden. Ve şu an şu oyunu azıcık bile oynamayı hani göz önünde bulunduruyorsam bunun sebebi tabii ki e, sadece yarış olmaması oyunun. Aslında bir aksiyon oyunu olması. Sadece arabalarla oynanan bir aksiyon oyunu olarak duruyor olması bunun. Çok yarış gibi durmuyor. Çünkü bizim seyrettiğimiz farkında. Elbette ki birbirine karşı yarışabildiğim multiplayer yarışlar zaten olacaktır. Ama senaryo modu daha çok böyle bir sanki Hani bir bin cambarları falan vardı abi kovaladığın arabaların ya da o Ya şeyin, böyle çıkıp ateş yani etme falan. falan filan olacak merak ediyorum. Yani Driver'a bağlarlar mı bir noktada Sanmıyorum onun. Olduğunu. <laughs> Yapabilir iyi bunu yani Çünkü araba süreçti. yarışı benim türüm değil. Benim oynadığım bir tür değil. Diyorum ya. Oynadığım tek oyun araba yarışı Daha bundan 12 sene önce Most Wanted oynamıştım. Onun haricinde çok fazla araba yarışı ile aram yok. Hani saf bir araba yarışı benim için hiçbir şey yok, hiçbir ilgi çekici hiçbir yanı yok. Bu tarz şeyler ufak tefek aksiyon, maksiyon ekledikleri zaman o zaman böyle bir ha diye bilgimi çekebiliyor. Evet şöyle bir genel olarak baktığımızda da bu aralar çok böyle bu sene içerisinde PlayStation 4 4 cephesinde Gran Turismo gelecek. Ama bu gelecek olan Gran Turismo da e-spor minvalinde geliyor. Oraya özelleştirilmiş. Zaten birkaç kez de ertelendi bunun üzerine. Bakalım o neler yapacak. Diğer taraftan Need for Speed'in yanında az önce ismini telaffuz ettiğimiz Forza Horizon 3 dışında PC kanadı için konuşayım mesela. PlayStation 4 değil ama işte Test Driver varsa var. O da kaç sene önce çıktı. Yakın zamanda çıkmış bir 4 4 var ama onu da deneyimleyemedim. Genel olarak yorumları güzel. E dedim gibi çok seçenek yok eskisi kadar. E bakalım yani bu oyun nasıl olacak. Hmm. da Genel olarak e, bakalım. Hikayesi yani, beni şu anda cezbimin elindeki de. en büyük isimlerden biri. Umarım geri dönebilir sonuçta EA şeyin yani firmasının en büyük oyun isimlerinden biriydi. Yani, Need for Speed bir zamanlar artık değil ama belki geri yani dönebilir. bir dönem FIFA da bayağı bir geri plandaydı. PES'in karşısında falan çok iyi toparladılar. Kim bilir yarın bir gün belki de bu oyuna birlikte de olabilir. Belki biz fazla ön yargılı konuşuyoruz. E, güzel bir geri dönüş yapar oyun mekaniği olarak da sadece hikaye vesaire falan eklentileriyle değil de. Her neyse her zaman olduğu gibi size de soralım arkadaşlar. Need for Speed'den beklentiniz var mı? Hikaye modunun oluyor olması sizi heyecanlandırıyor mu? Yoksa hikaye çok önemli değil esas önemli olan e, işte araç kişiselleştirmenin ne kadar zengin olduğu ve aynı zamanda sürüş dinamiklerinin ne kadar eğlenceli olduğundan e, olması yeterli mi sizin için? Bunların da cevabını bekliyor olacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.